Başka yine AKP grubu adına konuşan bir arkadaşımız şunu söyledi. Dedi ki arkadaş 15 Temmuz darbe girişiminden öncesinden efendim kalktılar 17-25 Aralık'a geldiler. 17-25 Aralık'ta bir devletin nasıl soyulduğunu gösterdi ya. Benim bakın taktığım saat 50 lira. O saati kim taktı? FETÖ'cüler mi o bakanın eline o saati taktı? O bakanların evine, bakanların evine para kutularını, dolarları, kasaları FETÖ'cüler mi götürdü? Peki FETÖ'cüler götürdüyse faiziyle birlikte niye FETÖ'cülere iade etmediniz? Kime kim aldı onu faiziyle birlikte? Şimdi bakın, burada Milli Eğitim Bakanı oturuyor herhalde, oturuyor. AKP milletvekillerinden bir arkadaşımız, kendisi de burada Sayın Salih Bey. Bir gün beni aradı dedi ki, ya arkadaş dedi, bu aktif sendika var, FETÖ terör örgütünün sendikası diyorlar. Bu 17-25 Aralık'tan sonra kurulmamış, bakanın bu karardan haberi yok diyor. Bana bir tane verir misiniz dediler. Ben kendisine göstereceğim dedi. Ben de kendisine WhatsApp'tan attım. Bilmiyorum gösterdi mi göstermedi mi? Bakın. 2 Ocak 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'deki 81 ile yazı gönderiyor. Diyor ki bu aktif sendikası kurulmuştur. İBAN numarası şudur. Hesap numarası şudur. Lütfen bunu valilikler tüm il müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirsinler. Bu sendikanın üyeliği usta yardımcı olsunlar diyor. Ya arkadaş buyurun ben size veriyorum. Beyefendi ne var? Ne var diyor? Ne var? Haber verme var. Peki sizin arkadaşlarınız vekil hakkı diyor ki bu terör örgütüdür diyor. Niye kurdurttunuz? Niye izin verdiniz? Vatandaşı niye üye yaptınız? Suç değilse niye bu insanlar sırf sendikaya üye oldu diye çağırdınız? Bakın daha ötesi Maliye Bakanı laf atıyor. Şimdi Maliye Bakanı ne cevap? Maliye Bakanı siz bu sendikaların aidatlarını niye kaynaktan kestiniz? Siz de o suça ortak olmadınız mı? Bakın bir sendikayı üye yapan Milli Eğitim Bakanlığı. Aidatını kesen sendika Maliye Bakanı bana laf atacağına bu insan devlet vatandaşa pusu kurmaz. Devlet vatandaşı hukuk içerisinde yaşar. Siz vatandaşa pusu kurdunuz pusu. Bakın bizde bakın Şanlıurfa'da bakın Sayın Adalet Bakanı sana geliyorum şimdi. Laf ata hepinize. Senin hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcısı fezleke düzenlediği zaman IŞİD terör örgütüne Sayın Türkeş de burada olsaydı o silahları gönderirken siz orada lütfen bunların geçişine izinsiz geçiş verin diyen siz değil misiniz? Sizin hakkınızda fezleke düzenlendiği zaman Türk Ceza Kanunu 278. maddesinin soruşturmada adli yargıyı etkileme suçu kaldırılsın diye sizin için kanun düzenleme yapılmadı mı? Bakın sizin FETÖ terör örgütü, FETÖ'yü öven sizsiniz. Sayın Tanal, FETÖ, lütfen genel kurula hitap edin. FETÖ'yü öven Adalet Bakanı. Ne diyordu? Efendim, FETÖ, ben insanlığın avukatıyım. Bakın, FETÖ arıyorsanız genel başkan yardımcınız Şaban Dişli'yi sorun. FETÖ'yü arıyorsanız kardeşi Mehmet Dişli'yi sorun. FETÖ'yü arıyorsanız şurada parmağımı kıran Muhittin Aksak vardı ya, arkasında sizler de itiyordunuz. FETÖ'den aranan Erzurum milletvekili. Onu sorun. Eğer FETÖ, biraz önce Sayın Bakan dedi ki, biz FETÖ'nün her türlü ayağına girdik. Siyasi ayağınız nerede? Siyasi ayağınız nerede kardeşlerim? Bakın Türkiye'de bu 15 Temmuz FETÖ darbesini yapan tüm generallerin altında atamasıyla ilgili o kararların altında sizin imzanız var. Ergenekon Balyoz'da da doğrularını söyledik. Bugün de yine nerede hukuka aykırılık varsa, nerede adaletsizlik varsa yine biz haksızlıkların karşısındayız. Hukuk herkese lazım. Ülkeyi cemaatlere teslim eden AKP'dir. FETÖ'ye teslim eden AKP'dir. Şu anda Menzil Tarikatı'na, Okuyucular Tarikatı'na vesairesine teslim ettiriz. Onun için devletler hukukla yaşar. Devletler cemaat kültürüyle yaşamaz değerli arkadaşlar. Size önerim hukuk dışına çıkmayın.